O yüzden Adana mutabakatıyla Cenevre'nin eş güdümlü olması lazım. Tek Adana mutabakatı olmaz. Tek Adana mutabakatı şu demektir. Tabii ki önemlidir. Orada bir rejim var. Esed'le görüşün demektir. Öyle değil mi? Tabii. Evet, Türkiye Esed'le görüşebilir. Ben şimdi kendi fikrimi söylüyorum. Ama almadan görüşemezsiniz. 8 yılda, 2011'den başladı. 8 yılda çok şey kayboldu. Bir kere 13 milyona yakın insan gitti. Değil mi? Göçmen olmak, göçmen statüsüne girdi. Bunların 5 milyonu bizde. Sadece 5 milyonu bizde. Bir sürü çocuk, kadın öldü. Bunu kim öldürdü? Ve kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı. Şimdi bütün bunlar... Kaç kez? Kaç kez? Bunlar hafızalarda. Evet. Toprak bütünlüğü için Esed'le görüşürken peki Türkiye ne isteyecek? Hocamın dediği çalışılmalı. Ne isteyeceksin? Bir kere o grupların siyasal hayatta yeniden tanımlanması şartlardan biri olmalı. Dönecekler. Herkes kendi yerine, işte güvenli belgeler, işte bir sakinlik olacak bu bölgede. Türkiye, sen Rusya'yı çağırdın değil mi? Esed Rusya'yı çağırmadı mı? Çağırdı. İran'ı çağırdı mı? O zaman Türkiye'yi de çağıracak. Şimdi anayasal olarak hocam, bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani Türkiye, diplomatlar düşünürler yani. O çağıracak. Bize yasal hak verecek. Biz de orada. Zaten yasal hakkımız var da bizim. Birleşmiş Milletler. Ama bir de kendisi. Fazladın. Önce kendisi biz İkrar değil. Edecek. Onu da ikrar edecek. Önce kendisi başlayacak. Biz değil. Alttan görüşmeler olur. O ayrı bir şey. Ama Esed figür olarak diyecek ki Türkiye'yi ben tıpkı Rusya ve İran gibi tanıyorum. Tabii tabii. Kıymetli hocam, biz şimdi ben bunu da şunu size biliyoruz. Söylemek istedim. Bu çok önemli. Tabii tabii. Ben de bunu söylemek istedim zaten. Biz Soçi mutabakatı ve bu mutabakat maddeleri yani. İçinde Adana anlaşmasına atıf varsa bu yani görüşmeler nasıl yapıldığını İbrahim Kalın da ifade etti. Yani bir odada Şam'la temas kuruldu. Şam'ın da zımnen kabul ettiği bir madde bu. Evet. Bundan sonraki süreçte Şam bunu ikrar edecek. İkrar edecek. Ve diyecek ki Türkiye'de Rusya gibi, anlaştık. İran gibi evet. Bir anlaşma ve yasal uluslararası hukuka uygun bir şekilde Suriye'dedir. Ve bundan sonra geçiş rejimini koordine ve kontrol etmede ya da gözetleme noktasında da Türkiye askerleriyle birlikte burada bulunma hakkına sahiptir. Başka bir şey daha söyleyeyim hocam. Ve böyle olursa, neden önemli hocam? Şimdi devam edin. Neden önemli bu? Türkiye'de bir grup zorlama yapıyor. Esed'le görüşün. Esed hatırlıyorsunuz evet, yani evet. Her yerde. Bütün televizyon programı Esed'le. Bir de Türkiye Esed'le niye görüşsün? Neden görüşsün? Ne koyacak cebine? Hayır. Bir zemin Esed, olması lazım ki görüşsün. Esed nasıl açıklama yapıyor? O zemin hazırlanmaya çalışıyor. Esed açıklamalarını hiç duyuyor. Takip ediyoruz. Esed evet. Türkiye istilacı ülke, çeksin gitsin. Bütün anlaşmaları evet. Bu değil. Bütün söylemi bu değil mi? Biz neyi görüşeceğiz yani? Önce diyecek ki ben zımnen sizin dediğiniz şeyi ikrar edecek. Peki aynı Esad yönetimi evet. Aslında Rusya ve İran olmasa bir tuğlasını çeksen şak diye inecek bir bina gibi değil mi? Hayır hayır, değil. Hayır, kesinlikle, hayır kesinlikle. Öyle değil. Bir defa şimdi artık Esed, öyle değil. Şimdi artık öyle şimdi değil. Hayır, Esed, şimdi demiyorum. Rusya ve İran olmasa yani baştan beri onlar yan yana olduğu için olmasa, ya da şöyle sorayım yani yarın öbür gün tabii bir gün konuşulacak bu yani. Tabii, tabii. Seçim olacak mesela. Seçim diye bir anlaşma bir şey olacak herhalde tabii, değil tabii. Mi Suriye'de? Siyasal istikrar için. Evet. Anayasa komisyonu kuruldu. İşte mesela bir tık tabii. Ama sizin seçim olacak ama orada insan yok. Şimdi bizim hocanın dediği o. İnsan yok ki orada. 13 milyon insan dışarı. Önce o insanlar bir geri gitsin. Tabii. Bakalım. Zaten toplam 20 milyon değil mi? Yarısı gitmiş. Yarısından fazlası tabii. Gitmiş. Siz kimle seçim yapacaksınız? Çoğu da öldü. Kimle seçim yapacaksınız? Bunları biz yaşamadık mı yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları hem siyasal hem sosyolojik hem psikolojik de yaşıyoruz evet, içimizde. Evet. O zaman devam edin. Diyorsunuz ki Esad'la görüş diyorlar. Ne görüşeceğiz? Görüşmenin şartlarını hoca söyledi. Ben de söyledim ya. Yani çok iyi çalışılmalı. O görüşmeye gidecek taşları Şam rejiminin dizmesi gerekiyor aslında. O noktaya yani Türkiye'nin önce yol yapması tabii gerekiyor. Tabii. Ve bu Adana mutabakatına atıf Soçi'deki yani Adana anlaşmasına atıf Soçi mutabakatına çok önemli. Bir başka yöne değinebilir miyim? Buyurun. Burada sordunuz ya ben
yarım kalmasın, unutmayalım, hem de kayda girsin. Aslında Rusya bölgede bundan sonra Amerika çıkmayacaksa ve petrol bölgelerine biraz önce konuştuğumuz gibi 500 askerle beraber terör örgütlerinde orada beslemeye devam edecekse kesinlikle Rusya'nın diyorum bak, Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye olmadan, Türk askeri, Türk ordusu, Mehmetçik olmadan o bölgede asla ve asla hiçbir ülkenin başarı şansı yok. Bunu gördük. Son 9 yılda gördük. Ve Mehmetçiğin de askerin de başarısını son istediği zaman, istediği şekilde... Bak bu hava harekatını herkes yapabilir. Füze harekatını da herkes yapabilir. Ama karada, dikkat edin, son yıllarda karada hiçbir devlet, hiçbir ordu Türk ordusu kadar başarılı operasyon yapma kabiliyetinde değil. Bu Allah vergisi ayrı ama pratiği de var bunun. Yani eğitimle de ilgili bir şey. Tamam, siz savaşçı olabilirsiniz, gözü pek de olabilirsiniz, çok da silahınız olur ama kara harekatında ve operasyonda en önemli unsur insan ve insanı eğitim. Yani eğittiğiniz insan unsurudur, eleman unsurudur. Ve yaptığınız programların veya o bölgede uygulayacağınız harekat planlarına uygun taktikleri geliştirmenizle ilgilidir. Bir şey soracağım İlyas Bey. Şimdi bu anlaşma hem Rusya ve Soçi, işte Washington'la yapılan anlaşmanın peşinden içeride şöyle eleştiriler oldu. Katılıyor musunuz diye soruyorum. YPG